Evet arkadaşlar, çatımızda bir küpçü var. Küpçü geldi. Biz o kadar laf gömdük, ortalığı verbereye verdik. Ondan sonra utandı, kuşumuzu geri getirdi. Yoksa getireceği yoktu. İfşa ettik, öyle getirdi. Ben niye getiriyorum sorması? Benim kuşum yakalayan kaçıp getiriyor. Buraya geldiği zaman, yakaladığın zaman ben ikramımı da yapıp kuşumu almaya gelmiyor muyum? Sen niye gelmiyorsun? Geleceksin arkadaşlar. Sen satrazamın kulağı mısın? Yok, başka şey diyeceğim ama o başkası. Onu senden önce konuştum. Yoksa o sen misin lan? Yoksa o sen misin lan? Laf sokuyorsun, o sadrazamı sol taşa diye bir hesap var. Yok. Şimdi, tamam. Ne alakası var? Çakal, troll hesap. Ben kaçağı indiriyorum. Yok bizim diyorsunuz. Ne zaman diyorsun? Böyle şey olmaz ya, terörist. Az kendini... önce kırmızı baskı indirdim, bizim dediniz. Bizimdi zaten. Nereye gitti o zaman? Buraya geldi. Hayır, hani göster. Ahmet göstersin, bizim Ahmet erkek. Ahmet gösterir misin? Niye? Kırmızı baskı diyor, kaçaklı diyor. Bizim dediniz. Kendi yaptığını bize atıyor. Tamam, senin yaptın. Yakalamadım canım. Gelin dedim, uçurdum. Gitti aşağı karabaylarda, kayboldu kuş. Bu kadar da çirkinleşmeyin ya. Ne kadar çirkinleşsek de senin kadar olamayız. Hayır, bir dakika, sen niye oradan gömme yapıyorsun? Adam kuşun kaybolduğunu haberden diyor. Ben paylaştıktan tamam, sonra bir hafta o kuş önce, benim diyor. Bir hafta önce biliyorum o kuşun sizde olduğunu. Nasıl? Söylediler, onlar yakalamış diye. Ben paylaştıktan haberin sonra var. Bana haberi geliyor. Yok, senin, sizin haberiniz var. Kimin haberi var? Benim sizin. Haberim yok. Ben Murat'a hatta aradım, ben sordum. Murat da dedi biz de. Ben hatta çekim yapmışım dün. Ailece küpçüsünüz lan siz. Kırmızı baskıyla diyorum. En küpçünüz de Fiko ha. Arka tepe Arap kelebeği gösteriyorum ben sizin diye. O keloları hiç hesaplıyor. Onu bir gün önce yakalamışım ya, zaten. Bırak. Ya yemeği kendiniz bende ya. Zeytinyağı gibi işte. Nereye giriyor? Nereye? İzin aldın mı kümese giriyor? Ne? İnsan bir der ki kümese girebilir miyim de. Girmedim ki. Giriyor, girdin çıktın işte ben girmedim. Söyledikten sonra. Ben eşikten içeri girmem. Ya bırak. Hayır. Kümesin ortasına şimdi kadar gitti. Terbiyesizliği yapan sensin. Ya bırak. Madem kuşunuz kaçmış, niye haber vermiyorsun? Getiriyorsun, vermiş işte adamlar. Nasıl getiriyorsun? Benim bile haberim benim var lan. Benim kuşum kaçıp sen yakalın zaman ben koşu koşa gelmiyor muyum? Geliyorsun. Sen niye geleceksin, gelmiyorsun? Biz gelmeyiz, biz ağa adamız. Sizin çatıya çıkmak yasak. Ya çatıya gir, kapıya gelsen gelin. Yakında buraya da yasak olacak, kiracı değişiyor. Hazırsana. Şey, kırmızı baskıyı vereceğim ya. Fikret aşağıdan haberi şey yapıyor. Dedim ki, kolye bağlayayım ya, sepete sığmadı kolye. Kolye saldın, uçurdun. Sesini kessin yani, habire arıyor, zile basıyor falan ya. Ben bağlayayım ya, gönderiyorum demeye kalmadı. Camı kenara bıraktı, ipin ucunu tutacağım, o arada kolye düştü aşağıya. Evet. Fikret'e bir baktım, tutmaya çalışıyor. Tutamadı, elleri havada kaldı, kolye yere. Aldılar, baktılar, yavru inceler bir şey yok. Zaten kolye önce kolye vurduğu için. Benim haberim olsa, ben normal arka tepe kelebeğe koydum. Anlayanlar yoruma yazsın. Sen anlamadın değil mi? Arka tepe kelebeği koydum ben sizin diye. Çünkü ikisi de aynı salmadı. Ama değilmiş işte. Değilmiş. Öbürüymüş. Bir gün önce yakalanan. Öyleymiş. Ya bırak. Zaten geldi. Çok gerilme. Ne kuşu lan? Kuşa karşılık takasa kuş almaya geldim. Onun için koşa koşa geldin değil mi? Çakal. Tamam, fark etmiyor. Bak görüyor musunuz? Biz kuş vereceğiz demese kuşu getirmeyecekti. Abonemiz olan Dursun Soytürk'ün kuşlarını zehirlemişler. Hadi canım. Ben biraz kuş ayarladım. Vallahi çatıya yem atmışlar zehirli yem. Nasıl bir şerefsizlik bu? Hepsi ölmüş. Yani çalın götürün bari şerefsizler. Aynısını nerede ben de getirdim. Kiraz tarafı. Geçmiş olsun sevgili kardeşim. Dedim gelirsen dedim, uğrarsan dedim, haber et dedim. Sana dedim kuş ayarlarım dedim. Genç bir arkadaş mı? Yok, yaşı benim değil mi sen? Ama çocuğu besliyor yani. Çocuk kaç yaşında? Çocuk? Vallahi hiç sormadım ama 11-12 vardır herhalde. Nasıl bir şey ya? Çatı vallahi, çatı kendilerine mi ait? Çatı bilmiyorum. Ortak da ya, ama bana kısa bir video attıydı o Mardin falan uçurduğunda şey yaptığında. Çatı sıralı aynı şunun gibi mesela. Çatıdan çatıya yol var. Ya kim getirir yem atar zehirli yem? Abi. Alt katındaki adam camıma sıçıyor diye atmıştır. Garezine yapmıştır. Bir şey yapmıştır. Yazık yani. Günah ya. Sordum. Çevremizde dedi. Bir çok var dedi. Onlar yapmıştır. Ben dedim abi dedim. Kuş piyasası zaten öldü dedim. En kral Mardin'i salmada 4 takla atıyor. 20 milyona zor sattılar. Alıcı bulamıyorlar. Yani dedim gerek yok abi dedim. Bir de dedim şey yapma. Mahkemesiydi bilmem ne, karakollarına uğraşma dedim. Bırak dedim, Allah'ından bulsunlar. Elbet dedim, bu cana kıydığından dedim, zaten cezasını ayrıca çekecek. Ayrıca ispatlayacak bir şey varsa şikayetçi olsun bence. Yani. Yazık değil mi? Günahsızları. Dedim abi. Şerefsizler. Buyur gel dedim, yolun düşerse dedim. Ayarlarız, veririz sana. Size de varsa verin.
Bilmiyorum ben. Bu videoda daha önce de söyledim. Mesela kuş isteyenler var, satılık olsun, normal hediye olsun. Ben o işlere bakamıyorum. Kuşlar benim değil, biliyorsun. Biliyorum. Ben biliyorum yani, canım. Ben sadece söyleyeyim. O yüzden kimse bana alınmasın, gücenmesin de. Yani ben sadece kameramanım. Çekiyorum sadece. Kuşlarda hiçbir hakkım yok. O yüzden söz hakkım da yok. Öyle. Ya ben sana söylemiyorum zaten. Ortaya yok yok. Ben demin aynısını tekrarladım. O arkadaş için demiyorum. Denk geldi diyorsun. Tabii yani. Ki şimdi he. Ahmet Gil mesela öyle bir şey olsa zaten gözü kapalı verirler de ben bilmiyorum şimdi hangi kuşu var, şu var, bu var. Hayır. Ne diyeyim, lanet olsun. Çalıyorsanız çalın arkadaş, öldürmek nedir? Ya oluyor böyle işte, yakan oluyor, zehirleyen oluyor, lanet olsun. İnsanlığımızdan mı utanıyoruz? Sen paylaştırdın ya bu sen, çelik kapıya oturacağın şeyle. Çalamıyor diye yakıyorlar. Kestim sanki alacak içeri sinsi gazın girdiğini, kuşların öleceğini hesaplamıyor gerizekalı işte. O kadar embesiller yani. Öylelerinden korusun bizi. Ölüsünü toplayacak yerden öyle. Ya bana videosunu attı, çekmiş. Hepsi deli. Şerefsizler. Neyse ben işe gideceğim, kaçıyorum. Tamam, ben görüşürüz. Kaç. Böyle gömme yapacağını bile, gerçi biliyorum da. Oğlum ben bu kadar yapmazsın dedim. 7-24 gömüyorum. Demek ki özlemişsin gömmemi, koşa koşa geldin. Dadı damağında kaldı değil mi? Ya size vallahi ilik yaramıyor ya. Gerçekten ilik yaramıyor. 6 kat aşağı indim, 8 kat yukarı çıktım. Şimdi tekrar tam tersini yapacağım. Göbüşünü eritirsin biraz. Murat köyde salak, o sesini nereden duysun? Göbek gitti ya. He, çek çek içine çek. Lan çekmiyorum. Az önce buradan profili gördü herkes. Çok komik. Yok gülemedim. Neyse şu koliyi versene, paket yapayım da evde gülemedim. Evet. Akşam, kaçak köçek yoktu ama küpçü geldi. Akşam aldım ya, duramadım. Baktım 15 liraya 20 liraya satıyorlar kuşu. Alışmış kudurmuştan beterdir. Boşuna dememiş atalarımız. Atalarımız bir şey demişse... Bilerek demişlerdir. Kaçak dönek var diyorum. Kuş göstersen inecek sana. Kuş göster. Kuşlar suyun içindeydi. Dönüşüne ben gittim, kümesin içinden yumurtalardan yavruların üstünden kuşları çıkardım. Yalan atma. Ne oldu? Kuş geldi oraya indi, oradan da bastı gitti değil mi? Bana ne ya, hiç umurumda değil. Benim kuşum kaçmasın yeter ki. Hadi şu benim karaçilden de gidelim. Ne karaçili lan? Dedi ya kelebeğimizi getir sana dolapçı vereceğim dedi ya. Yok öyle bir şey. Benim dolapçıyı yakalamadınız mı? Senin dolapçıyı niye yakalayalım? Ya sordum ya, benim karaçili gördüm. Ya ayak yapma ya. O biz ayaksız bir tane dolapçı var, ondan bahsediyordu Ahmet. Ayaksız mı? Ayağın teki yok. Ya. Tam senlik. Evet. Ama kuş pervane. Niye moralin bozuldu bebeğim? Şurada göreyim lan. Dönsün alacağım hadi. Ha orada al. Dönsün alacağım hadi. Dön bir haftadır burada. Mavi çivi, akümesi de istiyorsan aç karnını uçur. Ne ya? Mavi çivi dolapçı. Tamam uçur da dönüyor diyorsun ya. Tamam aç kanadını, daha yeni dönmez mi daha? Hangisi ya? Kümesin içine girmiştir ya. Biz mi girek verek? İzin veriyorum, gidip al. Ya arkadaş, biriniz diyor ki dönüyor diyorsun, biriniz diyor ki kanadını aç diyorsunuz. Evet. Ya bu kuşu mu döndürdünüz? Evet. İnerken döndü. Ya yeme beni ya. Sen akşam yemek yemedin mi? Yemedim. Bir yemek ısmarlayan olsa da yesek. Önder abi geliyormuş, yoldaymış. Önder abin gelmiyor. Nereden gelmiyor? Yok. İsmail yeni işi bitmiş, yorgunmuş. İsmail mi gelecek? Ben de yok işte, ikisi beraber geliyor diye. Bir tane karga yavrusu bulmuşlar. Habire videosunu atıyorlar bana. Allah yardımcın olsun. İyi de normal sana hayır, yani. Bir de dik tutup çekiyor. O kadar da yazıyorum. Yan tut, yan. Dik mi tutuyordu? Evet, çocuk. Bak ben sinirliyken üstüme gelme. Sen niye açıyorsun kanadını? Aç dediniz ya. Ya al git, defol git. Koy koline. Künefe kolisi getirmiş. İnsan biraz künefe kor getir. Aç demesin. Ya o öylesine diyor. Yaklaşık bir haftadır burada. Geçen cumartesi mi çektim ya, ben en son? Ya haftadır burada sen aç gitsin ya. Pazar günü çektim. Git, tatile çıkmadan önce çekmiştim işte. Kaç gün tatil yaptın? 6 gün bununla. Çalışıyoruz. Para bizde, huzur bizde çok şükür. Sabah gidiyorum, gece yarısı geliyorum. Gece yarısı gidiyorum, sabah geliyorum. 8 yıldızlı otele gittim. 8 yıldızlı? Evet. Nasıl satayım 5'i biliyorum da 8 ne oldu? Bir
işte bir fakirsin, o yüzden bilmiyorsun. Zengin olsaydın bilirdin. Bak belli, döner bu kuş. Et döner mi, tavuk döner mi? Şükrü döner. Küçük güleceğim. Şu kutunun içerisine doldurun o esprileri, ben sonra gülerim. Ha. Hadi ya, Ahmet. Ne? Oğlum kaçak gelmişim falan. Oğlum kuşlarımız kaçarsa var ya. Tamam senlik işte, damcı. Aa, antene kondu. Şuraya konar bari hayvan. Antene tek ayağıyla nasıl kondu? Yere tek ayağıyla nasıl konuyor? Yer bu. Antende daha zor denge kurmak. Ya. Senin antene mi kondu? Kandırıyor bizi ya. O kadar yükselmemiştir o kuş zaten. Nasıl ya? Aa burada ya. O yüzden işte işin gücün üç kağıt. Yalan, dolan. Şükrü demek, yalan dolan demek. Hadi hadi oturma. Oh, ulan oğlum yorulduk ya. Yaşlı başlı insanız. Yüz. Yorulduk. Tuncay'a... Tuncay'a ayak uyduralım derken mahvolduk. Bende 8 tane erkek var. Ne yapayım? Evet arkadaşlar. Kaçak göçek gelmeyecekti. Şükrü geldi. Küplediği kuşu getirmesi için... Sana kuş vereceğiz dedik. Bana kuş vereceğim demediniz. Koşa koşa 8 katı burada çıktı. Burada vereceğiz deyince çekemedi. Değil mi? O alması ben alayım dedi. Koşa koşa geldi. Sizin Türkçe öğretmeniz kim? Kuşu almak için. Görüyorsunuz işte kuşçuluk böyle bir şey. Küplüyorlar. Çıkarları daha güzel kuş bulunca hemen getiriyorlar kuşu. Yoksa getireceği yok. Ya küplesem kırmızı baskıyı vermem çakal. Ya boş versene ya. Yakalasan vermezdi. Yakalayamadın kırmızıyı. Ben koliden yolladım ya Ahmet Tüntaş markalı. Nasıl yakalayamadım? He? Görmüşüzdür apaçık, onu da inkar edememişsin. Vay arkadaş ya, sizinle harbiden konuştum ya. Konuşma o zaman. Konuşma. İn aşağı. İyi hadi. Yürü git. Al kuşu öyle git. Ben kuşmuş almıyorum. Ha. Onu biz Murat'a veriyoruz, sana da veriyoruz. Gelsene abi. Ya. Niye küstürüyorsun ya? Şükrü gibi iyi insanı küstürüyorsun ya. Sen yaptın. Ya ben ne yaptım? Evet, bir küpçünün mumunu daha söndürdük. Başka bir programda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.